Sevgili seyirciler, Nav Haber ekibinin 13. seçim yayını bu. O deneyimli ekibin büyük titizlikle hazırladığı grafikleri seçim ekranımız önünde Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz anlatacaklar. İlk sonuçları an be an sizlerle paylaşacaklar birazdan. Ve Nahl Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de bizlerle olacak birazdan. Grafiklerimiz son derece detaylı ama kolay anlaşılır ve hızlı. Onları nasıl okuyacaksınız hemen dönelim. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz anlatsınlar. Merhaba. Öncelikle heyecanlısınızdır tahmin evet. ediyorum. Onu sormak istiyorum. Bir de oy kullanırken gözlemleriniz nelerdi grafiklere geçmeden önce bunları duymak isterim. Merhaba Gülbin. Merhaba. Ee, yani sakin bir atmosfer vardı sanki. Ben öyle gördüm. Ee, bu sakin atmosfer yani bu sefer daha sakindi. Ben Fatih'te oy kullandım ama. Ben de e, oyumu Ankara'da kullandım 100. yılda. Erkenden kullandım ki hani orada oyumu kullanayım sonrasında e, İstanbul'daki bu yayına yetişeyim diye. Benim gittiğim okul önceki seçim dönemlerine göre biraz daha sakindi. Ama kuyruklar da yavaş yavaş da böyle birikmeye başlamıştı. Bunu da ben herhalde şeye bağlıyorum. Böyle Ankara'daki oy pusulasının uzunluğu 70-80 santim. İstanbul'da 97 santim. İzmir'de 80 santimden fazla. Bir taraftan onu mu koyacaksın? Diğer taraftan belediye meclisi, belediye başkanı Sonra tam böyle içeri girerken e, muhtarlarla ilgili hani orada da evet. bir yarış var, kıyasaya bir yarış tabii. var. E, onlar da notlarını, kartlarını iletiyorlar. Orada öyle bir heyecan da yaşanıyordu. Belki kuyruklar <laughs> o yüzden de uzamış olabilir. Bence Ramazan ayının da etkisi var tabii. tabii. Yani sabah Üskülekti saatlerinde doğru. biraz daha boş. Belki e, öğleden biz hepimiz daha erken saatlerde kullandık, işlerimize geldik. geldik. Muhtemelen öğleden sonra tabii, daha kalabalıktı. Evet. Neyse e, önemli graf... olan sonuçlar. Evet peki sizdeyiz. <laughs> Ee, şimdi bizim çok güzel grafiklerimiz var. Evet. Ee, hatta grafikler öyle detaylı ki kolay anlaşılıyor ama ben bugün gözlük de getirdim yanımda. Uzağa artık getirince doğru düz göremiyorum. Yakın uzak mı? Bu uzak. Uzak evet. Şimdi dolayısıyla o grafiklerin hepsini ki burada senin arkanda da var. Her yerde her tarafta grafik var. 360 derece. Şimdi burada evvela şunu bir anlatalım. Türkiye geneli haritamız var her iki ajanstan gelen bilgileri vereceğimiz Türkiye genel haritamız var. 50 51 şehir, 30 büyük şehir, 81 ilde yapılıyor bu seçim. Şimdi dolayısıyla renklendiği andan itibaren de zaten göreceğiz hem de neler göreceğiz. Bir ekleme yapayım mı Selçuk buraya? Şimdi şöyle bir durum da olacak. Bazı iller fikirlerini değiştirebilir, kararlarını değiştirebilir. Bazı illerde belediye başkanlığında ya da parti tercihinde fikirler değişmeyebilir ama belediye evet. meclisinde fikirler değişebilir. Burada evet, abi, bu oğlum, ekranda bak, yanıp sönmeleri göreceksiniz. Şu anda görüyoruz. Bak burada yanıp sönüyor falan fark ediliyor herhalde değil mi? Evet. Şu ekranda anda. da umarım e, gayet net fark ediliyordur. Bunlar aynı zamanda tabii şimdi hepsi birden yanıp sönüyor. Durumlar belli olmaya başladığı zaman. 2019 yerel seçimlerine göre tercihini değiştiren şehirler bu şekilde görünecek. Aynı zamanda ilçeler de var İstanbul'da filan. Şimdi o zaman görelim İstanbul'da mesela ha, İstanbul bakalım. dedik İstanbul'u görelim. Yarışın böyle kıyasıya geçeceği adreslerden e, en önemlisi niye? Çünkü kabine, cumhurbaşkanı herkes buradaydı. Hatta bakanlar, eski bakanlar sokakta İstanbul'da birbirleriyle çarpıştı. Bir kampanyayı yürütler neydi abi sen konuştun onun adını? Çarpıştı. Değil, şeyi mi diyorsun? Bakanlar Kurumu mu? Önce, ha, bakanlar aynı. Kurumu, evet. <laughs> Şimdi İstanbul, İstanbul'a hem Anadolu Ajansı'ndan hem Ankara'dan bütün şehirlere tabii ki iki ajan İstanbul'a e, bakacağız. Böyle beşli, sekizli e, tablolarımız da var. Onları göreceğiz oylarını filan. Şimdi onu da göreceğiz belki. Şimdi bu Bak, ilk orada beş. Orada ilk beş. En çok oy alan burada, iki aday. Burada, burada sekiz adaylı bir başka tablomuz olacak. E bunlar renklenecek, duracak, yarışacak işte şeylerde. Şimdi haritayı da görelim. İstanbul haritasını mesela. Bunlar bütün şehirler için var bunlar. İlçeler için filan da var. Hemen gelsin. İstanbul için, Ankara için, aslında 10 büyük şehir için biz böyle e, ilçe ilçe büyük şehirlerde hazırlıklarımızı yaptık bir yandan da kaçta seçmenleri var. E, ona dair de bir hazırlığımız var. Şimdi bak orası orası ilginç. Onu anlatacağız şimdi. Burası İstanbul. İstanbul'un ilçe haritası. işte 39 ilçesi var İstanbul'un. Bak Çatalca ve Silivri'yi topladığında bir ülke kadar Sınırları var evet. görüyorsun. Fakat senin o tarafta başka bir şey var. Yani orada i̇lçelerin, bir yüz ölçümü büyüklüğü var ama evet seçmen burada, sayısı anlamında. Seçmen sayısına göre büyüklüklerini ilçelerin bakalım. veriyorsun burada. Çatalca 62.666 Burada ne kadar Seçmeni büyük var, orada bak küçücük. Ama kocaman da bir coğrafyası var. Evet. Yani İstanbul'un sonucuna ne kadar etki ettiği etmediği evet. bunu gözlemleyebiliriz. Evet. Olmaz ama Selçuk abi şu da olabilir. Hani bazı ilçelerden e, saymaya başlayabilir. E, ne bileyim Anadolu Ajansı. Biz orada performansı da e, takip edeceğiz. Bak olmaz ama hani olursa diye hazırlığımızı niye söylüyorum? Hani birileri kızar, küskünlük yaşar, sandıkları bırakırlarsa diye olmaz ama bir manipülasyon olursa diye bizim hazırlığımız var. Onu da anlatır mısın abi? Şimdi e, bu bu bu, 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 bu geri, bir geri dönebilir miyiz? Bir geri yine? gelelim mi? Geri bir gelelim. önceki grafiğimiz çok bunu önemli. Bunu biliyoruz Biz Türkiye geneli. Bir de orada ilçelerin ki de İstanbul'un ve bazı Şehirlerimizin ilçeleri. PT'ye geri dönelim arkadaşlar. Şimdi, Şimdi gelsin. Buradan mesela Esenyurt 642 bin küsur seçmeni var. Evet. Şimdi biz bakıyoruz. Bir yarış kıyasaya sürüyor. Yakın mesela diyelim ki işte oy oranları veya oy sayıları var. Esenyurt'ta eğer açılan sandık oranı daha yüzde yirmilerde filansa bu da geri kalan zamanda çok şeyi Esenyurt'un değiştirebileceği anlamına gelir. Dolayısıyla bizim bu ilçelerde ve biraz sonra işte şimdi biraz önce işte gördük biz o grafiği de. Hem ilçelerde hem de ülke genelinde nerede sandıkların ne kadar açıldığı ve hangi ajansın açılan sandıkların hangisini daha çok verdiği. Bu da zaten bugün NAV ekranlarında takip edeceğiniz seçim 2024'ün yerel seçimin sürpriz grafiğidir. Ve bu da NAV habere özgüdür. Onu da hatırlatmasını yapalım. Selçuk abi. Benim aklıma başka bir şey takıldı şimdi şurada tabii biz o grafiği şu anda göremeyiz orada bir başka şey var alet edevat aksamı bir şey var birazdan göreceğiz ama orada biz açılan sandık oranlarını da ilçe ilçe sayılarını hepsinde görebiliyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere uzun süredir merakla beklenen bir yarıştı. Gülbin Tosun da zaten e, anlatırken bugün hafta sonu ana haber başlarken bunun da altın çizdi. Başka rakamlar, başka veriler var. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını ne zaman kaldıracağında e, Nav Haber'den barışkaya bir emsali hatırlattı. Daha önceki seçimde 19-15'te kalkmıştı. Bugün de öyle olur mu? 21 beklenir mi? Daha erkenden kalkar mı? Bakalım göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. Ama bir yandan da grafiklerimiz var. Onları da anlatmaya devam edeceğiz. Ben şimdi sözü Gülbin Tosun'a bırakayım. Sonra diğer grafiklerimize de geleceğiz.